Bir mühendislik şaheseri. Yol üzerinde saatte 407 kilometre hızla uçan bir sanat eseri. Yarı uçak, yarı otomobil. Tasarım ve hızın nadir görülen bir karışımı. Sadece 300 adet üretilecek. Aracın opsiyonsuz çıplak halinin fiyatı 1 milyon 750 bin dolar. Her yönde sınırları zorlayan bir araba için sınırları aşan bir fiyat. Karşınızda Bugatti Veyron. Daha önce yapılan hiçbir arabaya benzemiyor. En zor kısmı ilk safhasıydı. 1001 beygir gücünde bir motor nasıl üretilecekti? Normal bir otomobilin 5 katı kadar güç üreten bir motor. Daha da zor olanı bu kadar güçlü bir motora iki farklı karakter vermekti. Bu otomobilin pistte bir canavara, şehir içinde günlük kullanımındaysa kibar bir deve dönüşmesi gerekiyordu. Bu motorla hem yarışlara katılabilir hem de şehir içinde yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde gidebilirsiniz. Başlangıçta pek çok kişi böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmıyordu. Üretiyor. Böyle bir malzemenin bir uçakta kullanılmasını bekleyebilirsiniz ama bir otomobilde asla. Uçaklarla ortak noktalarımızdan biri de aynı malzemeleri kullanmamız. Başka üreticilerin çelik kullandıkları yerlerde biz titanyum kullanıyoruz. Önceleri burada normal bir deneme tezgahı bulunuyordu. İlk denemenin sonucunda tavandaki egzoz sistemi tamamen yandı. Tam yükteyken harcanan enerji 100 aileyi kış boyunca ısıtmaya yeter. Egzoz gazı o kadar sıcak ki ilk yapılan yol testlerinden birinde aracın arkasından 2 metre uzunluğunda alevler çıkmış. Test ekibi saatte 320 kilometre ile giderken çıkan egzoz gazının çevredeki havayla temas ettiğinde yeniden alev alacak kadar sıcak olduğunu ve egzozdan 2 metrelik alevler çıkardığını tespit etmiş. Tabii ki hiç kimse saatte 320 kilometre ile giderken 2 metre arkanızdan gelmez ama yine de böyle bir şey yasalara aykırı. Bulunan çözüm, egzozu denenmiş teknolojiler kullanarak yeniden tasarlamak olmuş. Egzoz sistemimizde titanyum kullanmaya karar verdik. Havacılıkta da kullanılan bir malzemedir. Ancak motorun içinde üretilen aşırı miktardaki ısıyı da düşürmeleri gerekiyordu. Bunun için gerçekten uç noktalarda bir soğutma sistemi tasarladılar. Bugatti'de her şeyi bir adım ileri götürdük. Elde üretilen radyatörlerde suyun geçebileceği 600 ayrı kanal açmak bu adımlardan biri. Bunu da 30 ayrı plakayı bir mengeneyle sıkıştırarak, birbirlerine kaynaklayarak, zımparalayarak ve sızıntı olmadığından emin olmak için basınç altında test ederek yapıyorlar. Tek bir radyatörü üretmek 15 saat sürüyor. Ve bir Bugatti Veyron'da 10 tane radyatör bulunuyor. Bu kadar özel bir motora özel bir şanzıman gerekir. Bugatti mühendislerinin sıradaki sınavı son derece kritik.
Veyron'u dünyanın en hızlı vites değiştiren otomobillerinden biri haline nasıl getirecekler? Bugatti Veyron, 407 kilometreye ulaşan azami süratiyle ün yaptı. Bence kendine ait bir sınıf yarattı. Süper spor otomobiller içinde özgün bir yeri var. ...16 silindir, dünya üzerindeki tüm arabalardan daha fazla yakıt ve hava iniyor. Veyron'u görmeden önce çıkardığı eşsiz sesi duyuyorsunuz. Arabanın ivmelenme değerleri ise bir o kadar inanılmaz. Veyron saatte 297 kilometre hıza 17 saniyeden kısa sürede çıkıyor. Bu hız bir jumbo jetin kalkış hızından daha yüksek. Araba 297 kilometre hıza ulaştıktan sonra bile sizi koltuğa yapıştırmaya devam ediyor. Şanzıman araba hızlanırken gücünün kesintiye uğramamasını sağlıyor. Bu çok özel bir duygu. İvmelenme performansını kesintisiz olarak hissedebiliyorsunuz. Aracın nefesi hiç kesilmiyor. Güç hiç bitmiyor. Şanzıman 150 milisaniyede, yani siz göz kırpana kadar vites değiştiriyor. Bugatti mühendislerinin geliştirdiği şanzımanın bir sırrı var. Veyron'da iki şanzıman birleştirilerek tek şanzıman haline getirilmiş. Buna çift kavramalı şanzıman adı veriliyor. İki giriş mili var. Biri çift, diğeri tek sayılı vitesler için. Bunun yanı sıra iki kavrama var. Her bir debriyaj kendi giriş miliyle ilgileniyor. İki ayrı aktarma mili aynı anda iki vitesin kullanılabileceği anlamına geliyor. Şanzımanın vites arttırmak için kullanılan kavramayı değiştirmesi yeterli. Vites değiştirmek için kavrama sistemini değiştirmeniz yeterli. Şanzımanın bu kadar hızlı vites değiştirebilmesinin sırrı çift kavrama sisteminde yatıyor. Araç bir viteste hızlanırken bir sonraki vitesi hazır edebiliyor. Bunu yapmak sadece otomatikleştirilmiş şanzımanlarda mümkün. Otomatikleştirilmiş şanzımanla otomatik şanzıman aynı şey değildir. Veyron'un çift kavramalı şanzımanı aslında bilgisayarlar tarafından kontrol edilen eşsiz bir manuel şanzımandır. Sıradan bir manuel sistemle kıyaslandığında çok daha sofistikedir. Arkasında bir beyin vardır. Bir bilgisayar beyni. Şanzımanı kontrol eden beynin işlem gücü 4 normal dizüstü bilgisayara denk. Şanzıman sadece hızlı değil, aynı zamanda son derece kuvvetli. 1001 beygir gücünün yarattığı sıra dışı kuvvetlerle başa çıkmak için öyle olmak zorunda. Daha önce hiç kimse normal bir yol otomobilinde güçte kesinti yaratmadan vites değiştirebilen bir şanzıman kullanmamıştı. Bu güç sayesinde çift kavramalı şanzıman kullanılması bir yenilikti. Daha önce hiç kimse bir arabada böyle bir şey kullanmamıştı. Veyron'un ivmelenmesi Bugatti mühendislerini bile şaşırtmış. İlk bindiğimde kesinlikle çok etkilenmiştim. Sıfırdan 100 kilometreye sadece 2,5 saniyede çıkıyor. Etrafınızda ne olduğunu görmüyorsunuz bile. Beyniniz donuyor. Tek hissettiğiniz şey sizi 2,5 saniyede saatte 100 kilometre çizgisinin ilerisine taşıyan ivmelenme. Böylesi bir hızlanma bir başka zorluğu da beraberinde getiriyor.
Bugatti Veyron, trafiğe çıkma izni olan seri üretim bir otomobilin sahip olduğu en güçlü frenlerle donatılmak zorunda. Veyron'un devasa disk frenleri ileri teknoloji ürünü karbon, seramik ve titanyumdan meydana geliyor. Her bir fren diski Almanya'da Münih'in dışında bulunan küçük bir kasaba olan Meitingen'deki uzmanlar tarafından üretiliyor. Ham maddelere elle şekil veriyorlar. Sonra ocakta pişiriliyor. Zımparalanıyor. İkinci bir ocakta tekrar pişiriliyor. Delikler açılıyor. Ve montaj gerçekleştiriliyor. Veyron'un arka kanadı dik durumdayken frenlemeye yardımcı oluyor. Alçaldığında ise yüksek süratlerdeki dengesini arttırıyor. Bu arka kanat, dünyanın en hızlı arabasının hayati bir parçası. Ancak kanadı kontrol etmek, hayal bile edilemeyecek kadar hızlı bir şey yaratmak anlamına geliyor. Hız, pikosaniyeler içerisinde ölçülüyor. Bu saniyenin 1000 × 1000.000.000 anlamına geliyor. MTS sensörleri, Ludenscheid Almanya'da kurulu olan bir teknoloji şirketi. Burası Frankfurt'un 160 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Veyron'un arka kanadı için son derece ufak olan alıcıyı burada üretiyorlar. Arabanın en hızlı parçası bu. Alıcı, ışığın bir kablo boyunca ilerlemesinin, bir mıknatısa çarpmasının ve ultrasonik bir ses dalgası olarak geri dönmesinin ne kadar sürdüğünü ölçüyor. Alıcının yaptığı ölçümler sadece isabetli değil, aynı zamanda arabadaki bilgisayar sisteminin kanada doğru açıyı vermesine imkan sağlayacak kadar hızlı olmak zorunda. Kanat normal seyir halindeyken kapalı konumda. Saatte 216 kilometreye çıkıldığında 15 derecelik açıyla açılıyor. Saatte 370 kilometrenin üzerindeki yüksek hızlı seviyelerde ise sadece 2 derece daha açılıyor. Yüksek hızlarda fren yapıldığında ise saniyenin 10'da 4'ü kadar bir süre içerisinde 55 derecelik açıya geliyor. Veyron, aerodinamik ayarlarını gerçek zamanlı olarak yapıyor. Kanattaki küçük alıcı olmasaydı, arabanın saatte 407 kilometreye ulaşacak kadar iyi yol tutması mümkün olmazdı. O hıza çıkmasıysa daha büyük bir felaket olurdu. O küçük alıcı olmasaydı, araç o hızdayken güvenli bir şekilde duramazdı. Kanadı kontrol eden alıcı, kanadın konumunu bilen bilgisayar ve kanadın değişken açıları olmasaydı böyle bir şey yapamazdık. Hegemon Havacılık. Jetler ve roketler için parça üretimi konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Alıcıyı Veyron'un arka kanadının destek düzeneğinin üzerine yerleştiriyorlar. Sistem daha sonra sadece Veyron'un alıcısıyla kanadının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek üzere tasarlanmış olan bir makine kullanılarak kontrol ediliyor. Arka kanat, otomotivle havacılığın birlikte kullanılmasına güzel bir örnek. Çünkü aynı hidrolik sistem uçakların flaplarını kontrol etmek için de kullanılabilir.
Hegemon Havacılık, Veyron'un 150'den fazla parçasının ön montajını yapıyor. Buna aracın ön ve arka şasi parçaları da dahil. Arka şasiyi uçaklarda kullanılan güçlü paslanmaz çelikten üretiyorlar. Ve uçaklardaki tekniği birebir uygulayarak kaynak yapıyorlar. Otomobilin kaynak işini yapan kaynakçıların hepsi uçaklar üzerinde çalışmak üzere lisans almış kişiler. Kaynak işi çok uzun sürüyor. Arka şasi bu yüzden de bütün arabanın en karmaşık ve en pahalı parçası. Burada tek bir parçayı üretmek için 80-90 saatlik el işçiliği gerekiyor. Hegemon Havacılık, Veyron'un benzin deposunu da üretiyor. Tasarım aşamasından bitişe 4 yıl. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi Veyron'un benzin deposunun yakıtı normal bir depoya kıyasla 8 kat daha hızlı pompalamak zorunda olması. Veyron'un yakıt deposunun kaynak işini yapmak 3 gün sürüyor. ...250 farklı parça. Parça sayısı normal bir arabanın yakıt tankının 5 katı. Hegemon Havacılık, Veyron için yaptığı ara montajlarda toplam 2300 farklı parça kullanıyor. Her bir parça mekanik bir sanat eseri. En sevdiğim parça arka şasi. Motorun ve arka hidroliklerin monte edildiği yer. Arabanın en gösterişli parçası bu. Bir nevi sanat eseri. Bir araya geliyor. Ödediğiniz paranın içinde arasında Michelin'in lastik işkence aleti adını verdiği şeyin kullanım bedeli de var. Bu eşsiz ve şeytani makine, Veyron'un lastiklerinin yol veya pist üzerindeyken karşılaşabileceği her türlü kuvveti üretebiliyor. Bu makine sayesinde pist koşullarını bile aşan kuvvetler üretebiliyoruz. Lastik için gerçekten işkence. Veyron'un lastiklerinin mühendisliği biraz fazla abartılmış. İşkence makinesi lastiklerin saatte 450 km hıza dayanabildiklerini gösteriyor. Bu da arabanın son süratinden 40 kilometre daha yüksek. Son test dışarıda yapılıyor. Clermont-Ferrand'da Michelin'in prototip tesisinin 44 kilometrelik bir alana yayılmış 19 ayrı pisti var. Bunların arasında dünyanın en gelişmiş ıslak yol tutuş pisti de bulunuyor. Bilgisayarlar yüzlerce fıskiyeyi büyük bir hassasiyetle kontrol ediyor. Hafif bir serpintiden sağanak yağışa kadar her şeyi yaratabilirler. Ve Veyron eşsiz lastikleriyle tüm pist koşullarıyla başa çıkmak zorunda. Veyron'un lastikleri Fransa'daki Clermont-Ferrand'dan Morsheim'a gönderiliyor.
Bugatti Veyron burada üretiliyor. Benim için bu araç bir arabadan çok uçağa daha yakın. Sıradan arabaların aksine Veyron'un ortasında şasi yok. Yolcu kabini monokok adı verilen bir yapıyla inşa ediliyor. Tıpkı bir uçağın gövdesi gibi arabanın ortasını da güçlü ve dayanıklı kılan şey derisi, yani kaporta. Çok güçlü. Arabanın ortasındaki monokok bölümün ağırlığı sadece 108 kilogram olsa da sıradan bir arabanın gövdesinin 2 hatta 3 katı daha sağlam. Monte edilen parçaların hepsi karbon fiberden üretilmiş. Dünyanın en sert ve en sağlam arabalarından birini üretiyoruz. Veyron aynı zamanda dünyanın en çok test edilen arabalarından biri. Kaportanın geri kalanını eklemeden önce şasiyi test odasına alıyorlar. Motoru ilk kez burada çalıştırıyorlar. Arabanın büyük tekerlekleri 1001 beygir gücünü hissettiriyor. Arabayı tamamlamak için elde üretilmiş kaplamaları turbo şarj radyatörlerinin üzerine yerleştiriyorlar. Alüminyum kaporta panelleri parlatılıyor. Daha sonra dikkatli bir şekilde hizalanarak arabaya monte ediliyorlar. Şasinin birleştirilmesinden montajın bitirilip arabanın teslimat için parlatılmasına kadar geçen süre 4 ila 5 hafta arasında. Bitirilen Veyronların hepsi yol testine çıkıyor. Bazıları, dünyada Bugatti'nin Veyronları saatte 407 kilometrelik son hızına çıkardığı yegane pistte deneniyor. Dünyanın en sıra dışı otomobil test merkezlerinden biri Wolfsburg, Almanya'daki ormanın hemen dışında bulunuyor. Burası örgü çitlerinin üzerinden geçen dikenli tellerle korunuyor. Volkswagen'in Anhalt-Lesrain'daki çok gizli test merkezindeyiz. Burada olan burada kalır. Uçakların test merkezinin üzerinden geçmesine izin verilmiyor. Sırların sır olarak kalabilmesi için gereken bir önlem. Test merkezinin içinde özel olarak üretilmiş 100 kilometrelik yol bulunuyor. Bunların arasında yüksek hız denemeleri için oval pist ve 8 kilometreden uzun bir düzlük var. Şu anda Erhalesya'ndaki deneme merkezindeyiz. Buradaki oval hız pisti son hıza güvenli bir şekilde çıkabilmemizi sağlıyor. Oval pist, Veyron'un saatte 407 kilometrelik son hızına çıkmasını sağlıyor. Ama önce arabayı ısıtmak için birkaç tur atılması gerekiyor. Sürücü daha sonra arabayı bir sonraki eğimli viraja gelene kadar saatte 250 kilometre hıza çıkarıyor. Veyron bu noktada sadece 280 beygir gücü kullanıyor. Son hızına ulaşabilmek için geriye kalan 721 beygir gücünü de kullanmak zorunda.
Araba eğimli virajdan çıkıp düzlüğe geldiğinde gazı kökleyip bir yerlere tutunmanız gerekiyor. Her şeyi doğru şekilde ısıtıp virajı aldıktan sonra gelen düzlükte son hıza çıkabilirsiniz. Veyron, saatte 407 kilometreyi çıktıktan sonra bir saniye içerisinde bir futbol sahasından daha fazla yol kat ediyor. Bu dakikada 6.5 kilometreden fazla yol kat ettiği anlamına geliyor. Azami güçteyken turbo şarjının bir dakikada çektiği havayla sürücüsü 4 gün nefes alabilir. Son hıza çıkan Veyron 100 kilometrede 78 litre yakıt tüketiyor. 98 litrelik yakıt tankını 12 dakikada boşaltıveriyor. Gösterge tablosunda bulunan bir GPS cihazıyla ölçülüyor. Cihaz Avrupa için ayarlandığından sihirli rakam saatte 407 kilometre. Yani saatte 253 mil. Ne zaman, nasıl gibi soruların cevabını öğrendikten sonra direksiyona geçip yolu ortalıyorsunuz, gazı kökleyip bekliyorsunuz. Araba daha yüksek hızlara da çıkabilir. Saatte 418 kilometreye de ulaşabilir. Ancak son hız bilgisayar tarafından 407 kilometreyle sınırlandırılıyor. Bu hızın üzerinde yol tutuş problemleri yaşanabilir. Arabaların her biri 500 kilometre boyunca test ediliyor. En ufak bir ses, bir pürüz veya bir kusur varsa hemen tespit ediliyor. Son yol testlerinden sonra araba atölyeye geri gönderiliyor. Özel bir ışıklı tünelin içine yerleştiriliyor. Burada en az 2 gün boyunca incelenecek ve cilalanacak. Mükemmellik bile yeterli değil. Böyle bir araba üretebilmek için nasıl bir düşünce tarzı gerektiğini az çok anlamışsınızdır sanırım. Veyronlar nihayet dünyanın dört bir yanındaki müşterilere teslim edilmek üzere özel bir koruyucu kaplamayla kaplanıyor. Bu insanlar son derece nadir bulunan mekanik bir sanat eserine sahip oluyor. Yarı uçak, yarı otomobil. Bugatti Veyron. Bir mühendislik şaheseri. Yol üzerinde saatte 407 kilometre hızla uçabilen bir sanat eseri.